Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bebek ve çocuklarda kullanabileceğiniz çok şirin saç bandının yapımını anlatmak istiyorum. Siz de benimle örmek isterseniz kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi saç bandımızın yapımına geçelim. Saç bandımıza 9 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, son 3 zincirden bir önceki zincire dolama yaparak batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar dolama yapıp hemen yanındaki zincire batıp trabzan yapıyorum. Bu sıramızı üçlü trabzan yaparak tamamlıyoruz. Toplamda 7 tane trabzanımız oluyor. Şimdi 3 zincir çekip dönüyorum. Tekrar dolama yapıp trabzanlarımın arasına batarak üçlü trabzan yapıyorum. Yine 7 tane trabzanım oldu. Tekrar 3 zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyorum. Dolama yapıp trabzanlarımın arasına batarak üçlü trabzan yapıyorum. Her sırada 7 trabzanımız olacak şekilde ilerliyoruz. Yine tekrar 3 zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyorum ve trabzan aralarına batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. İstediğimiz uzunluğa geldiği zaman bitirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi tamamlayıp gelelim. Saç bandımızın alt kısmını tamamladım arkadaşlar. Toplamda 34 sıra 7'li trabzan yaparak saç bandımızın alt kısmını tamamlamış oldum. Şu kısmına ise yapmış olduğum çiçeğimi dikeceğim. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. Çiçeğimizi yapmak için pembe renk kullanacağım. Şu şekilde ipimi alıyorum. Sihirli halka yaparak çiçeğime başlıyorum. Hem sihirli halkayı göstermiş oluyorum, hem de çiçek yapımını. Şu şekilde ipimi tutup ipimi çevirip bir halka oluşturdum. Daha sonra halkanın içerisinden ipimi çekip buraya bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra üzerine bir zincir çekiyorum. Şimdi dolama yaparak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Çekmiş olduğum zincirden sonra bir tane ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3. 1, 2,
3. Evet, üçlü trabzandan 4 tane yapıyorum. Toplamda 4 trabzanım oldu. 4 tane üçlü trabzanımın kenarlarına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yapmış olduğum ikili trabzanın ortasına 4 tane üçlü trabzan. Bir tane daha üçlü trabzan yapıp tekrar ikili trabzan yapıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum ikili trabzanın yanına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikili trabzan ve sık iğne yapıyorum. Üç dilim oluşturmuş olduk. Toplamda 5 tane yaprağımız olacak. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. İkili trabzan, 4 tane üçlü trabzan şuradaki ipimi biraz çekerek sıkıştıralım. Daha sonra trabzanlarımı yapmaya devam edeyim. 3 ve 4. 4 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıp bir yaprak daha yapacağım. Bir zincir çekip ikili trabzan, 4 tane üçlü trabzan ve son kez bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne yaparak çiçeğimin orta kısmını oluşturmuş oluyorum. Daha sonra burada kalan kısa ipimi çekerek çiçeğimi sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer sıraya geçebiliriz. Sihirli halkamı sıkıştırarak ipimi gizledim arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim. 2, 3, 4, 5. Çekmiş olduğum 5 zinciri buradaki yaprağın sonda olan trabzana batarak sıkıştırıyorum. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Hemen yanındaki yaprağın sondaki trabzanına batarak çekmiş olduğum zincirimi birleştiriyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Hemen
yandaki yaprağımızın sondaki trabzanına batarak zincirimi birleştiriyorum. Bu şekilde 5 kez birleştirme yapıyoruz. Son kez buraya birleştiriyorum. Evet. Toplamda 5 tane boşluk oluşturmuş olduk. Şimdi bu yapmış olduğumuz boşluklara trabzan yapacağız. Hemen yandaki boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yapıp bir tane de sık iğne yapıyorum ve diğer halkama geçiyorum. Şimdi buradaki halkamızı dolduruyoruz. Bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıp 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 trabzan yaptıktan sonra şimdi bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne yaparak diğer halkama geçiyorum. Yine bir sık iğne, bir zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 6 tane üçlü trabzandan sonra tekrar ikili trabzan, bir sık iğne yapıyorum ve diğer halkama geçip tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, yapraklarımı bitirmiş oldum. Şimdi 3. sıra yapraklarıma geçiyorum arkadaşlar. 1 2 şimdi 3. sırayı yaptıktan sonra çiçeğimizi tamamlamış olacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu sırada 7 zincir çekip yaprağımızın sondaki trabzanına batarak birleştiriyoruz. Yine 7 zincir çekiyoruz. Evet, buradaki yaprağımızın son trabzanına batıp çekmiş olduğumuz zincirimizi birleştiriyoruz. 7 zincir çektim. Son trabzana batarak zincirimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Buradaki trabzanımıza çekmiş olduğumuz zincirimizi birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu da buraya birleştirerek yapmış olduğumuz halkalarımızı doldurmaya başlıyoruz. Diğer sırada yapmış olduğumuz gibi bir sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Diğer sırada
6 tane üçlü trabzan yapmıştım. Bu sırada 8 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane üçlü trabzanımız oldu. Bir tane ikili trabzan, bir sık iğne yapıp diğer halkamızın içine geçiyoruz. Bir sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün halkalarımızı tamamlayalım arkadaşlar. Yapraklarımı tamamladım ve çiçeğimi de tamamlamış oldum. Daha sonra öncesinde örmüş olduğum saç bandına diktim arkadaşlar. Şu kısmına da ince dikerek saç bandımı bitirmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.